Tada! Kitabı daha sadece bir yılını geçirmiş ve lise tavsiyeleri veriyor. İşte o kişi ben. Ay sizin için oje bile tazeledim. Kız olmak gerçekten çok zor. Selam herkese. Bugün sizinle liseden bahsedeceğiz. Gerçekten sizin ısrarlarınız üzerine bu videoyu çekiyorum ve ağırlıklı olarak ilk günden bahsedeceğiz. Hani böyle bir tavsiye videosu yapmak yerine sizin sorularınızı istedim liseyle alakalı. Ve ilk günle, 9. sınıfla alakalı. Sadece sizin merak ettiğiniz şeylere odaklanırsak daha çok daha eğlenceli olur diye düşündüm. İşte ilk günden, lise aşkından falan bu tarz böyle sorular sormuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Ve bu tarz anketleri veya hani soru cevapları kaçırmamak için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendi reklamımı yaptıktan sonra artık sorulara geçebiliriz. Net miyim yani? Netim de inşallah. Hey. Şu en alttan başlayacağım. Adalet. Heh, gelmiş tam. Arkadaş edinme konusunda zorlandın mı? Ben bu arkadaş edinme konusunun tamamen kişisel olduğunu düşünüyorum. İlk başta hani o kadar herkes size yabancı geliyor ki yani diyorsunuz ki yani herhalde hep böyle kalacağız yani herhalde hiç birbirimizi tanımayacağız falan. Ama asla öyle olmuyor. Çünkü ister istemez aynı ortamın içindesiniz ve hani ister istemez iletişim kurmak zorundasınız. Yani yoksa yaşayamazsınız o ortamın içinde, barınamazsınız. İnsan olmanın gerektiği şeylerden bir tanesi de iletişim kurmak. Çevrenizdeki insanlarla, öğretmenlerinizle o ortamda bulunduğunuz sürece iletişimde olmak zorundasınız. Ve hani bundan doğal bir şey yok. Ve bundan korkmamalısınız. Tabii ki zamanla kafanıza uygun insanları böyle bir süzgeçten geçirip o şekilde ilişkinize devam edersiniz. Ama onun dışında zor değil. Lise 1'ler bir hafta erken başlıyor. Hazırlık için genelde ne tür konular içerikli oluyor? Şöyle, ben hazırlığa sadece bir gün gittim. Çünkü bizim okul boyanıyordu o sırada ve hani ne binanın içine girebildik ne de bir şey yapabildik. Sadece hani bahçede böyle bir tanışma, bir şey oldu. Şu an lisedeki en yakın arkadaşımla da o gün tanıştık. Yani aslında daha önceden de beni tanıyormuş ama bunu başka ilerleyen belki zamanlarda anlatırım. İlk gün forma giymemeyi düşünüyorum sence. Yani bence form aldıysanız giyin. Ben giymiş miydim ya? Ben giymiştim ya. Giymişimdir ya. İlk formanızı gördüğünüzde bir beğeniyor gibi oluyorsunuz. Ama sonra yani geliyor. Gerçekten ne hiç giymeyesiniz geliyor o yüzden. İlk sene arkadaş ortamı nasıl oluyor? Yani şimdi tabii benim de ilk senem olduğu için birazcık diğer arkadaşlarımdan yola çıkarak söyleyeceğim. İlk sene kurduğunuz arkadaşlıklar genelde lise boyunca devam ediyor. Şu anda da öyle olacağını düşünüyorum ama tabii ki daha fazla yani sınıflar karıldıkça belki başka insanlarla da yakınlaşabilirsiniz. Buna da hiçbir sıkıntı yok. Ama benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla ilk sene kurduğunuz arkadaşlıklar lise boyunca devam ediyor. Bilmiyorum. İnşallah benim de yalancı çıkmam bu konuda. İlk gün nasıldı? Yani ilk gün neler yaptırıyorlar gibi sorular çok fazla gelmiş. İlk gün ders işlenmiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün hocalarınız ilk defa derse girinceye kadar ders işlenmiyor. Bizim mesela çok iyi hatırlıyorum. İlk gün, ilk iki dersimiz coğrafya dersiydi. İlk ders tanıştık. İkinci ders birazcık konulara girdik. Çünkü hani ilk defa coğrafya göreceğimiz için. Diğer öğretmenler mesela atıyorum bir öğretmen ilk defa işte çarşamba günü dersinize girdi. O gün de ders işlemiyor. Bir tanışma. Hani bütün öğretmenler işte hangi üniversitede ne okumak istiyorsun? Gelecekte ne yapmak istiyorsun? Annem baban ne iş yapıyor falan bu tarz sorulara ya da hangi okuldan geldin? Bu tarz sorulara bir 15 kere falan cevap verdikten sonra hem sınıf birbirini tanımış oluyor hani çünkü ezberliyorsunuz artık. Hem de öğretmenler sizi yavaş yavaş tanımaya başlıyor. İlk gün böyle bir kaynaşma bence güzel oluyor. Bazı öğretmenler tabii hani konularla, dersle, kendi dersiyle ilgili de bilgi veriyor. Ama lütfen ya bunu gerçekten söyleyeceğim. Hani şey yapmayın. Öğretmen sizden özel olarak bir şey istemiyorsa hocam kaç sayfa olsun, hocam karelim olsun. Ya bunu yapmayın ya. Gerçekten çok komik oluyor. Hani çünkü artık lisedesin yani. Hani biraz hoca sana özellikle şunu şunu al demiyorsa zaten umurunda değildir senin hangi deftere nasıl yazdın. Yani yeter ki yaz ve çalış yani. Biliyorum çok klasik bir soru ama merak ediyorum 9. sınıf zor mu? En az 10 tane falan zor mu diye soru gelmiş. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Liseye geçmeden önce bize her zaman hani istisnasız söylenen şey işte orta okul aldığınız 80'ler 90'lar lisede hayal olacak. Yok işte 60 alınca mutlu olacaksın falan. Mutlu olursun. Ama
hayal olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çalışırsanız, gerçekten inanırsanız. Ya benim ortalamam 94-90 o civarda bir şey. Şimdi yalan olmasın. Yani oluyor, yapılabiliyor. Siz de yapabilirsiniz. Hiç zor bir şey değil. O yüzden rahat olun. Kimsenin söylediklerine kulak asmayın. Kendileri başaramadıysa siz başarabilirsiniz. Açıkta kaldım. Bir de açıkta kalırsam ne yapacağım? Sonunda yerleşiyorsunuz. Yani ben de açıkta kaldım. Yine açıkta kaldım ama sonunda yerleştim. İlk gün yalnız mı takıldın? Nasıldı senin için? Şöyle, ilk gün yalnız değildim. Zaten dediğim gibi hazırlığın ilk gününde, sadece bir gün gittim. Hazırlığın ilk gününde tanıştığım Elif'le beraber okulu keşfetmeye başladık ilk gün. Yani biz binaya giremediğimiz için dolayısıyla kantinlerde bahçeye nasıl çıkılıyor falan bunların hiçbirini bilmiyorduk. Yine benim dershaneden birkaç arkadaşım vardı. Kendi okulumdan ve yaşıtım olan hiç kimse yoktu bizim okulda. Sadece üst sınıflardan birkaç kişi vardı. Neyse işte onlarla konuştum. İşte dershanedeki arkadaşlarımla konuştum falan ilk gün. Sonra biz zaten çok ilginç bir şekilde Elif'le aynı sınıfa düştük. Ve hani bu gerçekten çok büyük bir şanstı. Çünkü hazırlığın ilk gününden Elif'le çok yakın olacağımızı ben anlamıştım. Ve Elif kendi sırasına bakarken benim adımın onun bir altında olduğunu görmüş. Bana geldi işte aynı sınıftayız falan yaptı böyle. Ben kendisine bakmadım ama hani. Çünkü benim yerime bakmış ya nasıl hani. Gerçekten o gün anlamıştım bu kız benim en arkadaşım. Ondan sonra sınıfa gittik. Her yer kapıldığı için bize en arka kaldı yani. İkimiz en arkaya oturduk. Ama en arka köşe, şurası orta sıra, şurası da cam kenarı olsun. Biz en arka köşedeydik. Şu arkada daha böyle hani aynı ortaokuldan gelmiş bir topluluk vardı böyle. Hani herkes birbirini tanıyor, konuşuyorlar falan filan. Biz Elif'e bakıyoruz, onlar bize bakıyor falan. En sonunda zaten bu boş dersler bir klasiktir. İlk günlerde de boş dersler olur yani zaten merak etmeyin. Yani öğrencilerin kaynaşması için bence büyük bir fırsat. Çünkü dersiniz boş yani herhalde. Kitap okumayın ilk gün boş derste, sonra okursunuz. Biz işte o vesileyle işte şey çevirmece falan filan derken bayağı bir kaynaşma olmuştu. O şekilde geçti. Tabii ilk böyle teneffüslere çıkarken Elif'le birlikte bahçeyi bulamadık. Öğrencileri de sormak istemiyoruz. Hani çömez olduğumuz belli olmasın hani bu kadar diye. Bir tane nöbetçi öğretmene sorduk. Öğretmen de meğersem tam bahçe kapısının önünde nöbetçiymiş. Ve biz asla görmüyoruz ama artık hani teneffüs bitecek ve biz hala bahçeyi bulamadık. Okulda bu arada o kadar hani geniş hani o kadar karmaşık değildi yani. Her neyse biz hocaya bahçeyi sorduk. Ve hoca bize aynen şöyle yaptı. Hani kör müsün dermişçesine. Neyse sonra bahçeye çıktık falan işte. Öyle geçti yani. Hani nasıl geçtiğini gerçekten anlamadım. Böyle geçti. Hazırlıkta. Gelebilir miyim? Hayır. Niye? Makyaj yapacağım. Ya sonra ya. Lisede asla yapmamalısınız dediğin bir şey var mı? Yok. Henüz o kadar tecrübeye sahip olduğumu düşünmüyorum. O yüzden ben daha çok üst sınıfların tepkisini merak ediyorum. Senin bir anın var mı ilk günden falan? Ya şimdi ya ilk günden yok ama hani günler geçtikçe tabii bahçede böyle aynı ortamda oturmaya başladıkça benim biraz YouTuber olduğum öğrenilmeye başlayınca öyle bir laf atma şeyleri falan oldu ama açıkçası yani alışık olduğum bir durum olduğu için hani böyle eğlenmiştim yani. Kelebek sistemi her lisede oluyor mu? Bizim okulda oluyor ve ortaokulda da oluyordu benim gittiğim ortaokulda. Ve bence bu güzel bir şey. Yani kelebek sistemi nedir bu arada bilmeyenler için? Sınavlarda bütün sınıflar karılıyordu işte 9, 10, 11'ler, 12'ler. Herkes karılıyor. Gerçekten bebek bezi ve bisküvisi dağıtıldığını gördüm. Bir de bebek bezi mi alıyorlarmış? Görmedim. Bize yapılmadı. Ya bana yapan olmadı en azından. O yüzden hiç şahit olmadım ve bence aşırı gereksiz bir şey ya. Ben şimdiden başlamak istersek hangi derslere başlayabiliriz? Bence yani ilk defa göreceğiniz derslere başlayın. Coğrafya olur, biyoloji olur. Hani zaten fenin alt dalları olarak görüyordunuz ama işler tabii birazcık daha karışıklaşıyor. O yüzden sorun yaşayabileceğiniz derslere odaklanın. Yani çoğu ders aslında derste öğrenen bir öğrenci olduğum için. Öyle bir hazırlık yapmamıştım. Ama şöyle bir ipucu. Hem üniversiteye hem de lise hayatınıza size kolaylık sağlaması için yazları dile odaklanarak geçirebilirsiniz. Dil çalışın yani. Yani sadece lise hayatınızda değil, üniversite hayatınızda da bütün hayatınız boyunca da kolaylık sağlayan bir şey olacak bence. Senin ilk gün nasıl hissettin? Bayağı süre geçirdiğin insanlardan ayrıldın, farklı ortama girdin. Dediğim gibi benim ortaokuldan hemen hemen hiçbir arkadaşımla aynı liseye düşmedim. Bu yüzden şans mı, şanssızlık mı dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum. Ama bence hani ortaokul arkadaşlarınızla lise arkadaşlarınızın ayrı hani gruplar olması kötü bir şey değil. Böylece o grupları birbirleriyle tanıştırabiliyorsunuz.
hani bir araya getirebiliyorsunuz, daha çok arkadaş edinebiliyorsunuz. Bu bence güzel bir şey. Zaten hani farklı bir ortama girdiniz diye eski ortamınızdaki arkadaşlarınızla görüşmeyi bırakacaksınız diye bir şey yok. Benim hala görüştüğüm birkaç insan da olsa var ortaokuldan. En zor ders ne? Benim ilk dönem ve çoğu kişinin zaten en çok zorlandığı ders coğrafya oluyor arkadaşlar. Ama ikinci dönem coğrafyayı ben bayağı toparladım. Yani hani yapılmayacak bir şey yok, bunu anladım. Coğrafya öğretmenimiz de gerçekten çok iyiydi. Yani korkulacak kadar kötü değilmiş. Ben bunu 9. sınıfı bitirince anladım. Ama siz lütfen bu önyargıyla gitmeyin. Hani birazcık diğer derslere nazaran daha zorlayan bir ders oluyor çoğu zaman. Ama yapılmayacak bir şey değil. Hocalar cidden çok mu takık öğrencilere, çok mu düşük sözlü veriyorlar? Ortaokuldaki gibi yüz yüz mü? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bence hak ettiğinizi veriyorlar. Yani benim bütün sözlü notlarım 100 değildi. Ama hani kalkıp da hiçbir öğretmen bana takık olduğu için 50 de girmedi. Yani eğer hani birkaç dersinde uyuduysam falan hani bunu tabii ki hani öğretmenler kör değil. Yani bunu fark ediyorlar. Bir şey demiyorlar o an ama tabii ki sözlü notunuza yansıyor. Çünkü hani öğretmeninin gözünde nasıl bir izlenim bıraktığınız çok önemli. Derse katılan bir öğrenciyseniz ve hani ödevlerinizi düzenli yapıyorsanız tabii ki söz notunuz çok düşük olmayacaktır ama hani öğrenci kendini bilir ya gerçekten. Ben hiçbir söz notumu ben bu notu hak etmedim deyip şey yapmadım. Gerçekten hani okeydi benim için yani. 100 aldığım dersler de vardı. Hatta bayağı bir dersten 100 aldım hatta şimdi böyle konuşuyorum ama gerçekten iyi yani. Ay, o kadar çok ilk günle alakalı soru var ki gerçekten sizi çok iyi anlıyorum. Benim de anılarım böyle taze olduğu için hem çok çalışmadan derslerim halledebiliriz. Bu gerçekten kolaya kaçmak olur arkadaşlar ama dersi dinlerseniz zaten çok çalışmana gerek kalmaz. Kilomdan dalga geçerler diye korkuyorum. Bence kesinlikle korkmamalısın. Eğer böyle bir şey yaparlarsa kendi ayıpları. O yüzden hani dalga geçecek başka hiçbir özelliğini bulamayıp senin kilolarına göre yargılamaları bence çok yanlış. Hani zaten çok yanlış. O yüzden hiç kafana takma. Çok güzel. Dersler ve ona uygun almamız gereken defterler. Lisede tekli defterlerimi kullanmalıyız. Ya açıkçası çok ders oldu. Ya buna gerçekten cevap vereceğim çünkü kıyamıyorum yani. Çok böyle hani böyle masum sorular soruyorsunuz. Şahsen ben dershane defteri kullanmışım. Hani atıyorum sayısal dersler işte bir defterde. Çünkü çok fazla ders olduğu için hani çok da ağırlık taşımayı sevmediğim için defterleri böyle bitişik hani 3+1 falan o tarz almıştım. Hiçbiriyle başta samimi olup sonradan küsüp kavga ettin mi? Kavga etmek değil ama hani ya tabii ki böyle şeyler yaşanabilir, çok normal. Çünkü sonuçta yeni bir ortam, insanları yeni yeni tanımaya başlıyorsunuz. Ve hani tanıdıkça birbirinize uyuşmadığınızı fark ederseniz gayet de hani aynı ortamda kalıp başkalarıyla da yakınlaşabilirsiniz. Ortamlarınızı da farklılaştırabilirsiniz. Benim de başıma geldi, gelebilir de ama kesinlikle kimseye bir özellikle bir sorunum olmadı. Olması da zaten çok saçma olurdu. Bu yüzden sevgili olaylarından bahseder misin? Bu konuda birazcık yorumsuzum ama şöyle söyleyebilirim. Sevgili olmak için sevgili olmayın. Tabii ki olacak. Yani sonuçta böyle hepimiz bu çabaya girmeyin. Yani gerçekten bu çabaya girmeyin. Olacağı varsa zaten olur. En güzel şekilde en güzel kişiyle olsun inşallah. Ama çok ciddiye dalmayın. Çünkü sonuçta hani lise döneminde beraber olduğunuz kişi tabii ki küçük ihtimaller var ama hani evleneceğiniz kişi olmayacak yani çoğu zaman. Bu yüzden hani keyif almaya bakın. Gerçekten güzel ilişkiler. Sizin hayatınızı zorlaştırmayan, aksine kolaylaştıran ve güzelleştiren insanlarla ilişki kurmaya çalışın. Karşıda olup sınavlı bir liseye gitmek mi, evine 10 dakikalık güzel bir yerele gitmek mi? Yani bu kişiden kişiye değişir tabii ama benim annemin bir lafı vardır. En güzel okul evine yakın okul. Çünkü gerçekten hani baktığınız zaman evet daha güzel bir lisede okumak hani falan filan ama her lisede iyi veya kötü öğretmenler, her lisede iyi veya kötü öğrenciler olabilir ve bunlar hani sonuçta bir araya toplanarak o kurumu oluşturuyorlar. Bunun için siz oradan aldığınız ve kendinize kattığınız şeyler kadar aslında o lisede başarılı olacaksınız. Bundan dolayı şunu da göz ardı etmeyin. Her gün o yolu gitmek ve de dönmek. Gitmek ve de dönmek. Bu gerçekten bir süre sonra bayıcı oluyor. O yüzden iyi düşünün, doğru karar verin. Sizin için hangisi daha uygunsa. İlk gün üst sınıflardan linç yiyor musun? Ya da üst sınıflar alay ediyor mu? Tarzı sorular da çok fazla gelmiş. Hani böyle çömez durumları var ya. Şöyle bir gerçek kabul edelim ki herkes zamanında çömezdi yani. Kimse liseye atıyorum işte üst sınıf olarak başlamadı yani. Herkesin o süreci bir hani basamaklardan bir çıkma süreci var. Bu yüzden bunu alay etmek
kadar salakça bir şey yok. Hani sizinle alay edenler olursa da kesinlikle cevabınızı verin yani. Çünkü şu an tabii ki aramızda 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş var. Aslında bunlar hani çok kısa aralıklar ama ergenlik döneminde birazcık fark edebiliyor. Ama yine de hani bunun hani zeka ile birazcık da akıl yaşta değil başladır. Hani bunu da unutmayın. Ve bizim okulda çoğu kişi, yani en azından benim bu hani hoşuma giden bir şey, herkes kendi halinde yani. Hani kimse kimseye sataşmıyor. Hani gelip de işte o işte küçük sınıflarla alay edelim falan gibi bir durum olmadı. En azından benim başıma gelmedi. Herkes, yani olması gereken de bu bence kesinlikle. Herkes böyle kendi grubunda, kendi arkadaşlarıyla, kendi dalgasına bakıyor herkes yani. Lisede sevilen biri olmam için nasıl davranmalıyım? Bu yani biraz şey bir soru. Sevilen biri olmaya çalışma yani. Gerçekten kendin ol ve seni seven insanlar da seni kendin olduğun için sevsin. Böyle olunca bence gerçekten çok daha mutlu bir insan olacaksın. Evet arkadaşlar, benim liseyle ilk günle alakalı olan videom burada sona erdi. Gerçekten sorularınız birbirine çok yakın ve birbirini tekrar eden sorular olduğu için elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Çok da uzatmak ve sizi sıkmak istemiyorum. Böyleydi. Benim ilk günüm böyleydi. Tavsiyelerim böyle. Kesinlikle 9. sınıfa abartıldığı kadar zor değil. Yapamayacağınız bir şey yok. Böyle gerçekten kendinize güvenin, özgüvenli olun. Arkadaş bulma konusunda da kesinlikle çekingen olmayın. Bunlar zamanla oturan şeyler ve hani göreceksiniz bir ay sonra hani ne kadar farklı bir yerdesiniz ilk gün olduğunuz yerden. Bu arada sizin ilk gününüz nasıldı? Geçen sene liseye başlayanlar ve bu sene liseye başlayacak olanlar, lisenin ilk gününden sonra lütfen bu videonun altında toplanalım ve konuşalım. Çok merak ediyorum çünkü sizin anılarınızı. Siz nasıl benim ilk günümü merak ediyorsunuz, ben size anlattım. Ben de sizden duymak istiyorum. Umarım keyifle izlemişsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.